Uzaklarda bir diyar, yeşiliyle, halen bozulmamış dokusuyla, yozlaşmaya, dejenerasyona prim vermeyen insanıyla, geleneksel değerlere olan düşkünlüğüyle, işte Anadolu'nun gerçek yüzü. Belki bilgi dağarcığınızda değil burası, belki hiç duymadığınız bir coğrafya. Ama ekranları tüm güzelliğiyle dolduran ve tüm gerçekliğiyle bu haftaki programımıza konuk olan şirin beldemiz Yenice. Sevgili izleyicilerimiz, Köyden Köy programınızdan hepinize merhabalar. Bu hafta sizlere Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Yenice beldesinden merhaba diyoruz efendim. Bu güzel yöreye ulaşım açısından bir hayli zor ulaşabildik ama bu programı izlediğinizde bu yöreyi biraz daha yakından tanıdığınızda bu çabamızın ne kadar haklı bir çaba olduğunu eminim ki sizler de göreceksiniz. Yenice'yi muhteşem doğasıyla, güzel insanlarıyla ekranlarınızı taşımak istiyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın. Yenice tüm özellikleriyle oldukça dikkat çekici bir yöremiz. Hayata Yenice'nin penceresinden baktığınızda unuttuğunuz tüm değerleri yeniden hatırlıyor ve geçmişe duyduğunuz özlemin kat kat arttığını hissediyorsunuz. ...1515 tarihli vergi kayıtlarında Mindeval bir köy olarak Şebinkarahisar'a bağlıdır. Bu tarihlerde köyün vergi mükellefi sayısı 32'dir. Bu durum köyde yaklaşık 150-160 kişilik bir nüfus potansiyelinin olduğunu gösterir. 1515 yılında bu köy Müslüman ve gayrimüslimlerin karışık yaşadığı o devre göre oldukça kalabalık bir köydür. Köydeki nüfus potansiyelinin fazla oluşuna bakarak Mindeval'in vergi kayıtlarının yapıldığı tarihten hayli önce kurulduğuna hükmedebiliriz. Ve Yenice 1923 yılında Şebinkarahisar'ın il oluşu ile Şebinkarahisar ili Alucra ilçesi Mindeval nahiyesine bağlı bir köy konumundadır. Daha sonra Şebinkarahisar ilinin 1933 yılında ilçeye dönüştürülmesi sonucunda yine Mindeval nahiyesinin de Çamoluk adını alması ve nahiyelikten çıkartılarak ilçeye geçirilmesiyle 1980'li yıllarda Giresun ilinin Çamoluk ilçesine bağlı bir köy olarak yolculuğuna devam eder.
31 Aralık 1998 yılında belde konumuna geçerek belediyesine kavuşan Yenice, aradan geçen 10 senelik süreçte ciddi ilerlemeler kaydederek bugünlere kadar gelir. Bağlı olduğu Giresun iline olan coğrafik uzaklığı, Yenice'nin kültürel ve sosyoekonomik yapısını yöreye özgü olacak biçimde şekillendirir. Ulaşım yetersizliği, bağlı olduğu Giresun iliyle iletişimini de doğal olarak etkilemiştir. Yaşta burada ne yapıyorsunuz? Biz burada çalışıyoruz. Ne yapıyorsunuz dedim? Patates. Ekiyor musunuz? Kaldırıyor musunuz? Kaldırıyoruz. Yani patatesleri çıkartıyorsunuz topraktan yemek için. Evet. Ay bu verimli topraklarda bu patatesler nasıl da lezzetlidir değil mi? Evet, evet. Organik değil mi amca? Hiç böyle bir şey yok üstünde. Evet. Kimyasal. Evet. Bir şey içermiyor, sağlıklı, sağlıklı bir şekilde. Biraz atmazsak güzel olur yavrum. Öyle mi? Evet. Peki dedeciğim kaç yaşındasınız?
Ben mi? Evet. 77-78 yaşım. Maşallah. Sağlığınız, saatiniz nasıl? Evet, iyiyim. Ben doktor gidiyorum. Ne güzel. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Deneyeceğim. Yenice nasıl bir yerdir? Bakın biz geldik burada program hazırlıyoruz. Yenice çok güzel köy yavrum. Evet. Yani bu Mindaval'ın en birinci köyü burası. Peki dedeciğim ben şey çok merak ediyorum. Bir de bana isminizi söyler misiniz bu arada? İsminiz Kamil Kancı. Kamil dedeciğim burada ki belli bir yaşın üzerindeki insanlar daha Giresun'a gitmemişler. Öyle mi? Ben gittim yavrum. Şimdi yalan mı söyleyeyim? Ben mübarek yerlere gittim. Hı. Pasaport almaya gittim. Pasaport. Ondan gittim. Kaç defa gittiniz Giresun'a? Ben iki defa gittim. İki defa gittiniz. Evet, iki defa. En son ne zaman gittiniz? En 36 bir şey. 1936 şey. 96'dan beri. 1996'da gittiniz. Ancak gittiydim. Evet. Pasaport almak için oraya gittiniz. Evet. Peki dedeciğim, demek ki çalışmak insanı dinç tutuyor. Evet. Ben de köy gurbete gitmedim. Ya. Burada yaşadım. Evet. Her şeyinizi burada kendiniz mi yapıyorsunuz, ediyorsunuz? Yani? Evet. Ya, oğlum çocuğumuz da kavga ettik. Torunlarım, gelinim. Hı-hı. İşte o gelinler. Hep beraber yapıp burada yiyorsunuz. Evet, onlar İstanbullu da bize yardıma geldi. Evet, evet. Bayramlaştık ya, bayram ya. Evet. Bir arzunuz, isteğiniz var mı? Canım burada? Sağ olun. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Allah sağlık saat versin sağ size. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Thank you.
tarım ve hayvancılığın ağırlıklı olduğu yöre göç olgusu nedeniyle yaz aylarında ciddi bir nüfus yoğunluğuna ulaşıyor. Çeşit çeşit meyvelerin, sebzelerin bolca yetiştiği belde tertemiz havası ve bakir doğasıyla gerçekten de Türkiye'nin cennet köşelerinden biri sevgili izleyicilerimiz. Yenice kuru fasulye, ceviz ve balıyla haklı bir şöhrete sahip. Tamamen organik şartlarda yetişen ürünler ne yazık ki ihtiyacın da çok çok üzerinde. Çevre ilçeleri ve Giresun eline olan uzaklığı yetiştirilen ürünlerin pazar bulamayıp ziyan olmasına yol açıyor. Yerleşik halkı Yenice'de yetişen tüm bu birbirinden sağlıklı sebze ve meyvelerin ulaşım güçlüğü nedeniyle düzenli bir sevkiyatla değerlendirilememesinden yakınıyor. Yaşanan yoğun göç kaybının da yine bölgenin ekonomik olarak öz kaynaklarından yeterince yararlanamamasıyla doğru orantılı sevgili izleyicilerimiz. 70 ve 80'li yıllarda başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlere verdiği göç dikkate alınmadığında Yenice'nin gerçek nüfusu 6.000'in üzerinde bulunuyor. Her ne kadar uzaklara da gitmiş olsalar Yenice halkı her fırsatta beldelerine gelerek özlem gideriyor. En küçük tatillerini bile Yenice'de değerlendiren bölge insanı tutkuyla bağlı oldukları yörelerini hiçbir koşulda ihmal etmiyor. Woo!
ekmeği yapıyorsunuz. Sirup turapları o değil. Değil mi? Dışarıdan öyle ekmek almıyorsunuz. Alırız dışarıdan da alırız. Bunun lezzeti için mi yoksa yani genel olarak ihtiyacınız? Her zaman yaparım. Bu şekilde doldurup dolaplara yerim. Tükenir bir daha yaparım. Evet. Yani, yoğururum, mayalarım, tuz atarım, yoğururum, eşkir, mayaları. Döner getirdik diye sererek pişirip götürdük. Evet. Peki mesela... Poşetlere doldurup dolaplara doldurup. O fırın yandığı zaman bütün mahalle hanımları burada ekmek yapıyorlar ve yani o şekilde çalışıyorsunuz. Yapıyoruz, sıralayın yapıyoruz. Ha yani sırayla. Hani fırın yandığı zaman bütün mahalleli kadınlar yapmıyor. Yarın da yapıyorlar. Evet. Her gün bir aile ekmeğini yapıyor. Şimdi gördüğüm ilk beşerini dövmüş Recep. Ha anladım. Evet, tükenen bir şey. Anladım. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şimdi abla da burada fırınlama işlemini yapıyor. Bu ateşin başında bu sıcakta bu işlemi yapıyoruz. Ne yapalım, mecburum. Niye mecbursunuz? Yiyeceğiz, mecburum. Burada gelenek kalıyor. Yani geleneklerden hiç kopulmamış. Hala siz bu gelenekleri götürüyorsunuz. Eski su geliyoruz. Ekirik, biçirik. Evet. Getirik, düğenlerik, patalık. İşte böyle görüyoruz. Abla ne yapsın, bir taraftan işlerini yapmaya çalışıyor. Evet. Peki ablacığım bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi burada bir tane ekmeğiyle sizin peynirliymiş. Onun diğerlerinden farkı sadece peynirli olması mı yoksa hamuru falan da farklı mı? Yok, hamuru falan farklı değil. Hepsi hamur bir. Aynısı. Sadece bazılarının içine peynir koyuyorsunuz. Evet, peynir koyuyoruz. Kete yapıyoruz, ekmeği açıyoruz. Aile üç kısım. Evet. Size de verecek misiniz bunlardan? Evet, buyurun. Tamam, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun, kolay gelsin.